için ve gençlerin organizasyonunda böyle harika bir etkinlikte olduğu için çok mutluyum. Teşekkür ediyorum. Ben Profesör Doktor Nazlı Noyan. Kendimi tanıtmaya başladığımda, profesör olduğumu söylediğimde insanların bana sorduğu ilk soru ne profesörüsün oluyor? Hangi alanda profesörsün oluyor? Ve bu soruyu yanıtlamak benim için büyük bir eğlence aslında. Çünkü onlara çizgi film profesörü diyorum, animasyon profesörü diyorum ve onların yüzündeki heyecan ve hayret beni gerçekten eğlendiriyor. Ama neden animasyon olmasın? Bugünün konusu başlığı, ilk başlığı animasyon. Neden olmasın? Çünkü animasyon aslında çok büyük bir ekonomik ve kültürel değer. Rakamlar yok ama ben size şöyle söyleyeyim. Dünyanın şu anda 2020 verilerine göre bir hayli önemli bir pasta payı eğlence sektöründe, medya sektöründe, animasyonda. Ama bunun 2026'da 500 milyar dolarlık bir şeyi kapsayacağı, rakamı kapsayacağı görülüyor. Şimdi rakamlar ve grafikler animasyonun aslında gerçekten ekonomik bir değer olduğunu bize söylüyor. Ancak sadece rakamlara mı ve grafiklere mi bakacağız? Hayır, animasyon her ne kadar bir ekonomik değer olsa da aslında insanı insan yapan hikaye anlatmayı kapsıyor. Ben sizi şimdi iki tane harika insanla tanıştırmak istiyorum. Benim hayatımda önemli olan büyükannelerim. Ben küçükken Yazlık Sinema'da, Yazlık Sinema'ya giderdik ve eve döndüğüm zaman anneannelerim beni karşılarına oturturlardı. Hadi anlat bakalım Eda, hangi filmi izledin derlerdi. Saatler boyunca ben onlara hikayelerimi anlatırdım, filmin hikayesini anlatırdım. Bu benim için çok önemli bir motivasyon kaynağıydı. Beni dinleyen, dinlemek isteyen insanlar var karşıma ve sinema anlatıyorum. Ama yıllar sonra mesela yapmış olduğum bu resmi yine anneannemin, İşte anneannelerin bu ağır mobilyalarının olduğu salonda baş köşede asılı görünce resim yapmaya olan hevesim iyice arttı. Çünkü saygı görüyordu. Yaptığım bir şeye saygı görüyordu. Daha sonra tabii ki annemin biriktirdiği çizimlerim hala daha duruyorlar. Ve annemin yine hareket ediyor bu sunum ama şöyle bir geriye dönmem mümkün mü? Kızım bu duvarı boyayabilirsin. Ben duvar boyamayı da severdim çünkü. Bak evin bu duvarı sana ait. Bu duvarı istediğin gibi boyayabilirsin demeleri anneme babam. Benim için hani o kendimi ifade etme motivasyonumu arttıran çok önemli bir şeydi. Olumlu bir güçtü. Ve hep cebime koyduğum ve hayatım boyunca sanatla ilgilenirken, sanatı bir meslek olarak seçerken bana destek olan, motive eden, İçimi aydınlatan bir enerji oldu diyeyim. Şimdi animasyon ekonomiyle başladım. Rakamları göremedik ama ekonomiyle başladım ve hani uzun lafın kısası animasyon materyalist gerçeklerin içinde var. VR var, AR var, NFT var. Şimdi çoğunluk gençlerden oluşuyor. Sizlerin hayatın çok önemli bir parçası. Teknoloji. Ve animasyon bu alanın, yani NFT'ler, işte VR, AR teknolojileri, oyun sektörü, animasyonun içinde çok güçlü şekilde var olduğu sanal gerçeklik dünyasının bir parçası. Metaverse'den bahsediyoruz. Yine animasyon burada çok önemli bir yerde duruyor. Ama aslında animasyonun temsil ettiği şey gerçeküstü bir evren. Hayatın rutiniyle karşılaştığımız, bir şekilde kendimizi aslında gerçeklikten kopardığımız ve gerçeklikle yüzleşirken aslında güç bulduğumuz bir noktada. Hani şifa demek istemiyorum ama aslında bir iyileşme aracı gayet de olabilir. Hayatta yüzleşme aracı gayet de olabilir. Yani ruhani bir boyut olduğunu söyleyebilirim. Metin Aksan, çok önemli bir yönetmen Türk sinemasında, şöyle söylüyor. Ben bir sohbetine gitmiştim yıllar evvel. O sohbetinde şey demişti, ben sinemacılarla değil edebiyatçılarla arkadaşlık yapıyorum. Çünkü sinemacılar hep paradan bahsediyorlar demişler. Şimdi sinemacılar paradan bahsettikleri için
şey yapamayız, yani yadırgamamalıyız. Çünkü filmin çekilmesi için maliyetli bir şey, animasyon da maliyetli bir şey. Elbette bir bütçenin ve finans kuvvetinin olması gerekiyor. Sadece sinemacıların da suçu değil paradan konuşmak. Ama Aslan'ın hikaye olduğunu ve bizi biz yapanın, insanın, düşünen, oyun oynayan ve bu yolla diğer canlılardan ayrılan bir varlık olmadığını sadece hikaye anlatmayı ve dinlemeyi seven bir varlık olduğunu ve Aslan'ın anlamlı hikayeler anlatmak olduğunu hep cebimizde taşımalıyız diye düşünüyorum. Şimdi ben demin size iki tane güçlü kadını hayatımdaki tanıştırdım. Güçlüyü burada tanımlamak lazım. Ben güçlü kadını yapan ve yapabilen kadın olarak tanımlıyorum. Benim hayatımda ne mutlu ki böyle kadınlar hep vardı. Yapan ve yapabilen kadınlar. Evi de, işi de idare eden kadınlar hep vardı. Şimdi, kreatif endüstrilerde bir kavram var. Yaratıcı endüstriler. Belki duymuşsunuzdur. Bacasız endüstriler olarak tanımlıyorum. Bu endüstrinin içinde oyun da var, sinema da var, müzik de var, tekstil de var, o da var, bu da var. Çok geniş bir yer. Bu evrenin içinde teknoloji çok önemli bir yerde duruyor. Eğitim çok önemli bir yerde duruyor. Destek çok önemli bir yerde duruyor. Ve bunu geliştiren, bu habitatı geliştiren ülkeler, kreatif endüstrilerde, bacasız endüstrilerde çok iyi noktalara geliyorlar. Mesela bir rakam demin veremedim ama 90'lı yıllardan sonra kültür endüstrileri, yaratıcı endüstriler ya da kreatif endüstriler, böyle bir sürü ismi var. Ekonomik ve kültürel değer olduğu anlaşıldığı için, yani ekonomiye bir destek olduğu anlaşıldığı için desteklenmeye başlamış. Mesela İngiltere ya da Birleşik Krallık 2015'te sadece yaratıcı endüstrilerden hizmet anlamında, ihracat anlamında pardon, %9.4'lük bir şey kazanç sağlamış genel ekonominin içinde. Bu önemli bir rakam ve gittikçe artıyor çünkü bu veriler 2015 verileri. Ama şöyle veriler de var, çok enteresan. Kreatif endüstrilerde çalışan insan grubunun eğitim, o kreatif endüstri için eğitim alan insanların yarısından fazlasını kadınlar oluşturuyor. Ama kreatif endüstrilerde karar verici ve idareci konumunda olanlar kadınlar değil. Hatta kreatif endüstrilere okuldan sonra katılan insanlara baktığımızda kadınların sayısının oldukça azaldığını görüyoruz. Bu niye böyle diye insan sorgulamalı. Şimdi 2019'da Avrupa Görsel ve İşitsel EVA Network diye bir network var. Onların bir araştırması yayınlandı. Dediler ki sinema sektöründe en az kadın gördüğümüz yer sinematograflar ve müzisyenler, film müziği yapan insanlar. Sonra işte yönetmenler, yapımcılar, senaristler vesaire diye sıralanıyor. Bu insanların anlatacak hikayeleri yok mu? Bu insanlar eğitim alıyorlar bu alanlarda. Nerede bu insanlar diye insan merak ediyor. Women in Animation diye bir organizasyon var. Yine onların 2019 yılında yaptığı bir araştırma çok önemli bir veri. Animasyon okuyan insanların %60'ını kadınlar oluşturuyor ki benim sınıflarımda da kadınların sayısı oldukça fazla, yarıdan fazla. Ancak sektöre katılanlar %20 ile %40 arasında. Önemli bir rakamsal değişim. Şimdi ben burada bu slide'da gördüğünüz animasyon filmlerinden benim eşimle birlikte yaptığımız ve ödüllü Altın Portakal vesaire almış filmlerimiz var. Onunla yaptığımız filmleri çok amatörce bir ruhla yaptık. O zamanki kanatlarım küçüktü, amatördüm, henüz bilmiyordum daha. Ama ben kanatlarımın çok enerji vardı, hızla çarpabiliyordum. Bu amatör ruhla yaptığımız filmler, işte oraya buraya ödüller aldı vesaire, festivalleri dolaştı. Yıllar sonra akademik kariyerimi de bu alanda yaptığım için bana animasyon bölümünü kurmam teklif edildi. Ama kurmanın teklif edildiği bu animasyon, burada artılar var bu arada, o kutuların içinde artılar var. Şöyle yapayım. Dediler ki, şimdi hop, şöyle bir geri gidelim. Yaratıcılık artı teknoloji artı para söz konusu olunca kadınların
sorgulandığı bir dönemdeyiz. Diyorlar ki yaratıcılık, teknoloji, para bir yere girince yanına bir kadını eklemek şu sorulara sebep oluyor. Şimdi demin gördüğünüz sorular. Olmaz, zor, yapabilir misin ki? Bunlar benim duyduğum şeyler bu arada, tepkiler. Neden kendini yoruyorsun? Bunu da çok duyuyorum. Bak aslında şöyle yapmalısın, akıl verme. Fazla azimlisin, fazla hırslısın anlamında. Bunlar insanın aslında elini ayağını birazcık kesen şeyler. Bu nedenle de dünyada kreatif endüstrilerde ne yazık ki kadın idarecilerin sayısı %11'i geçmiyor. Çok önemli, yani şey, küçük bir rakam. Küçük olması önemli. Şimdi evet, bu sorgulamadan sonra ben dedim ki ya bunu yapan bir sürü kadın var. Yani yaratıcı, başarılı, ilkleri, sadece kadın olarak ilkleri değil, kreatif endüstrilerde, sanatta, tasarımda öne geçmiş, ilkleri başarmış pek çok insan var. Bu sebeple bir de iki tane kız çocuğum olduğu için, onlara da iyi bir gelecek kurmak istediğim için, sağlam bir, mutlu bir gelecek kurmak istediğim için bir çocuk kitabı serisi yazdım. Narın Sanat Günü ismini taşıyor. Burada Türkiye'deki öncü sanatçı kadınların hikayelerini anlattım. Bununla da yetinmedim. Animasyon dünyasına baktım. Bölüm başkanı, kurucu başkan olmam teklif edildiğinde bölümü kurarken kendimi güçlendirmek için başaran kadınlar nasıl başarıyorlar animasyon sektöründe sorusunu sordum. O kadınlar nerede sorusunu sordum ve emin olun pek çok harika kadınla tanıştım. Bu harika kadınlarla tek tek röportajlar yaptım ve bunların yer aldığı animasyonunkadınları.org diye Türkçe bir site var. Oradaki röportajlarda bu kadınların hikayelerini görebilirsiniz. Peki bu kadınlar animasyonda ne yapıyorlar? Kurguculuk yapıyorlar, editörlük, senaristlik, VFX süpervizörlüğü, karakter tasarımcılığı, konsept tasarımcılığı, animatörlük, yönetmenlik, seslendirme, casting. Aklınıza gelebilen animasyon sektörünün içindeki teknoloji, yaratıcılık, tırnak içinde para, hepsini kapsayan işler yapıyorlar ve başarılı yapıyorlar. Şimdi anneler de fikir değiştirir. Benim annem, Allah rahmet eylesin, harika bir insandı ve bana bir sürü slogan var, motto, öğüt bıraktı. Bunlardan bir tanesi boş başak dik durur lafıydı. Boş başak dik durur ne demek? Fazla böbürlenen insanlar genelde boştur. Ama çok dolu ve kendini geliştirmiş, gerçekten değer taşıyan insanlar mütevazı davranır. Hani belki mutlaka Türkçe dersinde ya da hayatta karşınıza çıkmıştır. Annem bizi böyle büyüttü, bu motto öyle büyüttü. Ama ölmeden önce bana söylediği son sözlerden biri de ukala ol kızımdı. Nasıl anne dedim, ukala ol kızım dedi. Şimdi bunu düşündüm ve sonra da karşıma o kadar haklı olduğu çıktı ki anneme hak vermeden duramıyorum. Mesela kadınların bir işe başvururken bir iş tanımının tamamını karşılamıyorlarsa, harfi harfine tamamını karşılamıyorlarsa o işe başvurmadıkları yönünde bir araştırma var. Ya da erkeklerden eğer böyle bir şeyleri varsa, çekinceleri, %20 az başvurdukları ortaya çıkmış. Yine önemli rakamlar. Kadın derin düşünüyor, hemen söze girmiyor. Erkeklerden daha geri planda kalıyor. İlk söze başlamıyor mesela. Biz burada özgüven eksikliği olarak bunu yorumluyoruz. Ama onlar eviriyorlar, çeviriyorlar, derinleştiriyorlar vesaire. Bir işi tek başına yapıyorsa bile ekip arkadaşlarını ön plana çıkartıyor. Mütevazılık yapıyor. Kredi almamayı göze alıyor bir iş yaptığında. Bunlar burada araştırmalar. Hani referanslarıyla olan araştırma özetlerini size söylüyorum. Daha uzlaşmacı davranıyorlar. Kulağa harika gelse de aslında bu kadınların da hatası olarak Disney Prensesi Sendromu olarak adlandırılan bir durum. Yine animasyona dönüyoruz. Disney Prensesi Sendromu. Nedir? Ben doğru olanı yapmalıyım, doğru görünmeliyim. O yüzden kendimi yontmalıyım. Biraz böyle sunum benden önce gidiyor. Kusura bakmayın. Şimdi
Italo Calvino diye bir yazarın Görünmez Kentler isimli bir kitabından size kesinlikle önereceğim bir kitap. Bu kitapta Marco Polo, seyyah Marco Polo ana karakter ve Kubilay Han'a hikayesini anlatıyor. Hikayeler anlatıyor, gezdiği şehirleri anlatıyor. Oradan kısacık bir pasajı sizinle paylaşmak istiyorum. Diyor ki, bir köprüyü anlatıyor, köprüyü taş taş anlatıyor. Her detayıyla anlatıyor, her taşıyla anlatıyor. Kubilay Han da sabrı taşıyor. Ya Marco, bana diyor, hangi taş bu köprüyü taşıyor, onu anlat diyor. Bana taş taş anlatma diyor. Hangi taş bu köprüyü taşıyorsa onu anlat diyor. Marco da diyor ki, Kubilay Han, bu köprüyü diyor, tek taş taşımıyor, bu köprüyü taşıyan şey kemer ve kemerin kalsi diyor. Kubilay Han da, o zaman bana kemeri anlat diyor, bırak taşları, kemeri duymak istiyorum. Marco Polo şöyle yanıt veriyor, taşlar yoksa kemer de yoktur. Şimdi bu sektörde, bu endüstrilerde, bu hayatta hep beraberiz. Herkesin bir değeri var. Yalçın Kayaoğlu kendine yazılan mottosu yine annemin, burada biraz çöküyor çünkü Yalçın Kayaoğlu kendinize yazarsanız, kendinizi geliştirseniz, eğitseniz bile aslında yanımızdaki insanlarla güçleniyorsunuz. Animasyon sektörümüzde böyle. Çok hızlıca size bir animasyon sektörümüzün, animasyon tarihimizin taşlarından hızlıca bahsetmek istiyorum. Tabii ki Karagöz. 700 yıllık bir geçmişe sahip gölge oyunumuz. Bizim sinemamızı sinema yapan unsurlarımızdan biri, tarihimizin önemli bir parçası, animasyonun da öyle. Minyatür geleneğimiz, görsel sanatlarımız. Türkiye'de gösterilen ilk animasyon film Disney'in İskelet Dansı filmi. 1932'de Süreyya Sineması'nda gösterilmiş bir film. Şöyle. Karikatüristlerimiz Türkiye'de yapılan İlk kısa metraj animasyonları da sahipleri. Cemal Nadir Güler'in Amca Bey Plaj'da filmi. Şu anda elimizde yok. Bilmiyoruz nasıl bir film olduğunu ama yaptığını biliniyor. Vedat Arın 15 öğrencisiyle birlikte gerçekleştirdiği Zeybek oyun animasyonu. Bunların hiçbiri elimizde ne yazık ki yok. Varlıklarını biliyoruz ama filmlerin kendilerine ulaşamıyoruz. Ya kaybolmuşlar ya da yanmışlar. Aynen bu filmde olduğu gibi. Türkiye'nin ilk uzun metraj animasyon filmi olacak Evvel Zaman içinde. Çok uzun soluklu bir proje. Yıllarca çalışılmış bir proje. Bilmiyorum hiç haberiniz var mıydı, görmüş müydünüz? Sadece Türkiye'nin ilk uzun metraj animasyon filmi değil. 1951 yılından bahsediyorum bu arada. Türkiye'nin ilk renkli filmi olmak üzere yapılmış, yola çıkılmış. Ve 40 kişilik bir sinema ekibi, animasyon ekibi üzerinde çalışmış. 40 kişi. Şu an İstanbul'daki bir animasyon stüdyosunda 40 kişi çalışıyor. 1951 yılında 40 kişilik bir ekiple oturup bu filmi yapmaya çalışmışlar. Yapmışlar da ve şimdi slaytlarda da göreceksiniz. Bayağı emek, bayağı başarılı. Karakter tasarımları da var. Uzun metraj animasyon. Ama ve lakin film banyo edilmek üzere o zamanın teknolojisiyle Amerika'da MGM stüdyolarına yollanıyor. MGM stüdyolarında böyle biraz şaibeli bir yangın çıkıyor ve yangında film kül oluyor. Sadece tazminat ödeniyor ve bu filmi gerçekleştiren yapımcısı Turgut Demir'a tamam diyor, ben artık animasyon falan yapmıyorum. Bu çok büyük bir kayıp, çok büyük bir yara ve aslında kötü bir başlangıç Türkiye animasyonu için. Ama biz neler neler gördük. Hatırlayın, şimdi benim yaşadığım ya da bana yakın olan insanlar, hocalarımız, öğretmenlerimiz mutlaka hatırlayacaklar. Biz böyle çizgi filmlerle büyüdük. Dünyanın dört bir tarafından, harika çocuk dergileriyle büyüdük. Bizi besleyen çizgi romanlarla büyüdük. Şimdiki nesil, bunlar yine birazcık eksik kaldı. Şu anda neler neler var? Mangalar, animeler, gençlerin sevdiği. Onun dışında Fransa'dan, Kore'den, Japonya'dan, Amerika'dan, Kanada'dan, İngiltere'den nefis animasyon serileri. Bizi biz yapan şeyler. Kanallar, şu anda mesela buraya koymadım ama Netflix, yetişkin ya da gençler için de animasyonlar gösteren kanallar var. Animasyon sadece çocuklar için değil.
yetişkinler ve gençler için de animasyon var. Türkiye'den başarı öyküleri, Varol Yaşaroğlu'nun Kral Şakir'i, TRT'nin İsmail Fidan'ın Rafadan Tayfası, Salih Memecan'ın Limon ve Zeytin'i Disney'e ilk satılan Türk projesi, Cartoon Network'e satılan ilk Türk projesi, TRT'nin gişe rekoru kıran ilk uzun metraj filmi. Bunlar başarı hikayeli ve 360 derece bütün sektörü oyuncağından nevresim takımına, mobil oyunundan dizi filmine, uzun metrajına her şeyi kapsıyor. Rakamlar burada. Animasyon izleniyor ve seviliyor. Bunlar biraz eski. Ve animasyonda denemeler de yapılıyor. Ama yine de o denemeleri yaparken birazcık o en baştaki kötü hikayeler yüzünden tedirgin davranıyoruz. Para yatırmıyoruz, ekipler kurarken zorlanabiliyoruz. Ama burada da bu işi hakkını vererek, deneyerek yapan yürekli insanlar var. Animasyon kurumlarımız var, animasyon derneklerimiz var, meslek birliklerimiz var. Bu harika bir şey. Mesela en yeni dernek YAS, Görsel Efekt ve Animasyon Sanatçıları Derneği. Gençleri de kapsamak istiyor. Bunun dışında yayınlarımız var. Şimdi bir sektörden bahsediyorsanız o sektörde araştırma da yapılmalı. Tarihçi de olmalı, arşiv de olmalı. Eğitimlerin yanı sıra bir kültür oluşturulmalı, bir habitat oluşturulmalı, farkındalık yaratılmalı. Bu yüzden yayınlar, animasyona dair birikim oluşturmak çok önemli. Bir de tabii hiçbir zaman yadırgamamamız gereken, küçümsemememiz gereken sosyal medyalar, sosyal mecralar var. YouTube var, Vimeo var, Instagram var, o var, bu var. Burada yapılan yayınlar var. Bireysel olarak bu yayınları gerçekleştiren animasyon severler var. Çok kıymetli olduklarını düşündüm. Ben de bireysel değil, bir ekip olarak, hatta bir sürü kurumun da desteğini alarak gerçekleştiren İstanbul Animasyon Platformu'nun direktörü olarak da karşınızda bulunuyorum. Ücretsiz animasyon eğitimi ve üretimini teşvik eden ve bunun için altyapı oluşturan bir platform. Tescil belgemizi aldık, markamızı aldık çünkü farkındalık yaratmak istiyoruz. Kütüphanemizi kuruyoruz. YouTube'da bazı yayınlar yapıyoruz. Animasyonla ilgilenen insanlara, sadece gençlere değil, herkese seslenen girişimlerde bulunuyoruz. Ve gençlerin belki de en çok rağbet ettiği ve bence rağbet etmesi gereken, çünkü çizgi roman harika bir şeydir, çizgi roman yarışması düzenledik. Bunun da devamını getirmek istiyoruz. Bu çizgi romanları basacağız. Gerçekten kitap olarak dağıtacağız. İnsanlar okusun diye. Bunu da çok önemsiyoruz. Şimdi bütün bu öykünün, uzun öykünün aslında önemli bir noktası kapsayıcı olmak, disiplinler arası olmak ve cesaretli olmak, yapmak, yapabilmek. O yüzden kadın gibi yapalım diyorum, yapabilelim istiyorum. O kapsayıcı şekilde, şefkatli şekilde, insanlara uzanır şekilde, işin sadece ekonomisini değil, ruhsal boyutunu da düşünerek herkese animasyonu katalım ve ulaştıralım istiyorum. Ve sizi bu harika grafikle bırakmak istiyorum. Animiste başvuran insanların kadın ve erkek oranı biraz Pac-Man gibi duruyor, ürkütücü duruyor ama %73.1 başvuru kadınlardan aldık, %26.3 erkeklerden aldık. Animasyon sektörüne taze kan, yeni yetenekler yetiştirmek üzere yola çıktı ve öyle görünüyor ki gelecekte, Türkiye'nin animasyon geleceğinde umut var, daha da güzel günler var. Çok teşekkür ediyorum.